Şu kamera değişecek. Çalışmıyormuş. Bizi çağırdılar, biz de geldik. Çalışmıyormuş dedi. Biz de 22 milyar istedi, biz de vermedik. Vallahi bana 22 küsur dedi ama tam anlamadım. Yani 22 tam söyledi yani. Yok, nakit. Nakit. Nerede ödeyeceğim? 70 lira. Daha benim vallahi daha yomyayı çıkartmamışım. Vallahi dedi mal sahibi ödüyor ama bilmiyorum. Kabul etti mi? Yok, etmedi. Değiştirmeden çıktınız. Evet. Ben kendim veremem yani. Ben böyle bir yetkim yok çünkü. Ücret konusu biraz yüksek geldi bana ama yapacak bir şey yok, bilmiyorum. Şimdi Büyükşehir Belediyemiz, Toplulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz taksici esnafımıza SMS atarak kameralarınızdan görüntü alınamıyor, kayıt alınamıyor, sinyal alınamıyor diye mesaj atarak İyi Taksi yönetim merkezlerine esnafı davet ediyorlar. Oraya giden esnafımızdan kameran çalışmıyor, sinyal alınamıyor, bu kamerayı değiştireceğiz diyerek 22.800 lira çok fahiş fiyatlarla, fahiş bedellerle bir kamera değişikliği talebinde bulunuyorlar. Taksici esnafımızın bir aylık kazancı. Bunu vermemiz imkansız. Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yılbaşına kadar kamera takma zorunluluğu ötelendi. Bu süreci talep edip bir yıl daha uzatmayı düşünüyoruz. Toplulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün böyle bir talebi uygun değil. Esnafımız mağdur, zor durumda. Eğer bu bedeli ödemezlerse taksi çalışma ruhsatını iptal ediyorlar. Arabayı trafikten men ediyorlar. Esnaf mağdur duruma düşüyor. Kamerayı dışarıda biz yaptıralım, değiştirelim dediğimiz zaman kesinlikle kabul etmiyorlar. İyi Taksi yönetim merkezlerinde böyle bir dayatma var, böyle bir tekelleşme var. Kesinlikle biz bu ücreti ödeyemeyiz. Taksici esnafımız zor durumda. Taksici esnafımızın bir aylık kazancını kamera değişiklikle istiyorlar. Dışarıda biz bu kameranın onarımını, bakımını, değişikliğini çok cüzi rakamlara yaptırabiliyoruz. Maalesef bunu da kabul etmiyorlar. Bu tekelleşmeye bir dur demeliyiz. Şöyle bir şey, dışarıda 2000 liraya yaptırabildiğimiz bir onarım, bir bakım, bir değişiklik kamera ücretini 22.800 liraya Büyükşehir Belediyemizin İyi Taksi yönetim merkezleri yapıyor. Gerçekten bu çok fahiş fiyat, bu bir emeğimizin, ekmeğimizin yok edilmesi. Kesinlikle taksici esnafımız bunu veremez. İstanbul'da yaklaşık 20 bin üzerinde ticaret taksi var. Büyükşehir Belediyesi Toplulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz sık sık sırayla bütün esnafa mesaj atıyor, bilgilendiriyor, tek tek çağırıyor. 20 bin esnafımızı da çağıracaklar herhalde. Bu çok yüklü miktarda büyük bir bedele tekamül ediyor. Esnafımız kesinlikle bunu veremez. Bizim kameramız çalışmıyor ise, sinyal vermiyor ise, arızalıysa biz dışarıdaki elektronik firmalarında bunları tabii yaptırmak zorundayız. Bunu onarmak zorundayız. Şöyle bir şey, taksi problemine tabii ki yol açar. Kamerayı taktırmayanlar, bu bedeli ödemeyenlerin ruhsatı askıya alınıyor, pasif duruma düşürüyorlar.
Emniyet Müdürlüğümüzde denetimlerde ruhsatı pasif durumda olanların araçlarını trafikten men ediyor. Böyle bir sıkıntı oluşabilir. Konuyla alakalı biz zaten dün Büyükşehir Belediye'mizin bütün yetkililerine konuyu aktardık. Bu rakam çok yüksek. Biz bunu ödeyemeyiz dedik. Şimdi onlardan çözüm noktasında bir haber bekliyoruz.